Evet arkadaşlar, şimdi de Orçun arkadaşımızın NMAX 125'ini kullanacağız bakalım. Nasılmış? Orçun da benim motoru kullanıyor. Adresi. Her geldiğimizde bir atraksiyon var. Bu sefer de araba çekmiş. Araba yüzünden geçemedik. Vallahi aynaları benimki gibi. Kol gösteriyor. Biraz. Bir çıkalım bakalım yoluna. Ayna dışarı doğru açık olduğu için güzel gösteriyor. Evet. Yalnız kolu da gösteriyor. Oturuşu gayet iyi. Oturağın arkası güzel oturma yeri. Of. Yalnız çok sert. Alet çok sert. Ama güzel. Gidon açısı biraz daha uzun adrese göre. Sanki biraz daha dik oturuyorsun. Hani 11 beygir makineye göre iyi. Yalnız of. Güzel hızlanıyor. Güzel de duruyor. Zaten alette ABS var. O da bir avantaj. Yalnız bu yerdekilerin hepsini şu anda hissediyorum. Allah, içimde hissediyorum. Bu ne lan? Duyuyorsunuz. Bayağı sarsıyor. Bayağı sarsıyor. Allah. Süspansiyonlar sert. Sele nispeten iyi. Ama benim sele daha yumuşak. Frenler mükemmel. Frenlere laf yok. Yani lastikleri falan bilmediğim için bir şey diyemeyeceğim de. Yol tutuşu falan da iyi. Yol da iyi tutuyor. Hızlanması da 125 cc'ye göre iyi. Alet güzel ya. Ama dediğim gibi şu yerdekileri hissettirmese 10 numara olacak da. Yerdekileri çok hissettiriyor. PCX de hissettiriyordu ama buralarda bu kadar sert değildi PCX. Ayakları böyle ileri doğru koyabiliyorsunuz ama ben öyle oturabileceğimi zannetmiyorum. Alışık değilim. Bana ön tarafı biraz garip geldi. Gidon benimkinde kafada. Direkt. Bunda önde grenaj var. Çevirdiğin zaman ön tarafı göremiyorsun. Yani bana, benimkine göre kıyasladığım için, adrese göre kıyasladığım için söylüyorum. Ya alışan insanlar gayet rahat bulacaktır. Mesela dönemeçlerde, yani döndüğün yerlerde falan ön tarafı kestiremeyebilirsiniz.
ilk başlarda. Nasıl? Ya bu da bana çok büyük geldi. Beni takip edin, gireceğiz. Bakalım burada bozuk yollarda... Of of of. Of 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 of. Fena vuruyor be. Of of of. Hoplatıyor, zıplatıyor. Onun haricinde yapıştırdığın zaman gidiyor. Frene basınca çok güzel duruyor. Ya en güzeli şu yapıştırıcı gidiyor. O iyi. 125 cc'nin verdiği gücü hissediyorsunuz. Ama ilkeninkinde bu tork yoktu galiba. Evet, bu biraz daha mı iyi? Daha iyi. Hele M-Max'in 155 cc'sini hiç düşünemiyorum. Alınır mı? Bence alınır abi. Ya bu da alınır. Zaten alacaktım. Sağ olsun satıcı arkadaş 9000 deyip ondan sonra 9400'e çektiği için alamamıştım. 400 lira daha fazla vermeyeyim dedim. Zaten adres de bayağı uygundu. Hızlanması falan iyi ya aletin. Durması özellikle mükemmel. Hani benimkinde duracak mı lan acaba diye düşündüğüm yerde bununla duruyorsun. Hey! Münir gene gaza geldi. Lastik yaktır aman evren. Yaksana. Güzel hızlanıyor, güzel duruyor. Yerdeki taşı bile bu da hissettiriyor. Aynalar iyi, oturma pozisyonu gayet iyi. Gidon geniş. Sele nispeten yumuşak, nispeten. Artçıyla beraber rahat oturulabilir gibi duruyor. Ya oturma pozisyonu iyi ya. Görüyorsunuz nasıl sallıyor amortisörler. Vallahi sert mi yumuşak mı ben anlamadım bunun amortisörlerini. Yalnız ABS olayı da çok iyi ya. ABS'si de çok güzel bunun. Egzozuna şimdi küfür edeceğim egzozuna. Bu ne abi ya? VTX'le de tekrar yakabilir. Ön freni sık. Ön freni sıkıp nasıl gaz vereceğim abi? Ön freni sıkıp gaz vereceksin. Abi ön freni sıkıp gaz vereceksin. Nasıl vereceksin? Öyle değil. Ha orada sık. He? Oradayken sık. Kaymaz. Yavrum benim, ağzına sıçtı lastiğin. Bu ne lan? Ne biçim lastikmiş bu? Naylon mu bildiğin? İlker. He. Abi, şuna bak. Yandı mı? Felaket yandı. Bir acayip yani. Dur da ben de bir yakayım bakayım. Benimki yanıyor mu? Öyle mi oldu lan?
Münir bir bak bakalım. Nasıl? 12 kadar atmıyor değil mi? Yok abi, 12 bayağı atıyordu ya. O bitti lan o. Allah'ın ömrünü yedi. Biraz daha yaksan lastik kalmayacak. Neyse, mislerini taktığında o lastiği yakana kadar bozuyor. Evet arkadaşlar, iki motor burada. Zaten PCX'in videosunda görmüştünüz adresi. Hani M-Max'in içeriğine bir bakalım. Alette ABS var. Arkadaş sis farı takmış. Doldurmuş. ABS var ön ve arkada. O güzel. 13 inç lastikleri var. 125 cc. 11 beygir civarı. Görüntüsü böyle. Gördüğünüz gibi ikisi yan yana dururken böyle. Oturuş pozisyonu biraz daha değişik. Benimkinde gördüğünüz gibi benim sele yüksekliği biraz daha yüksek. M-Max'inkini biraz daha alçak yayvan duruyor. Gidon mesafesi biraz daha açık. M-Max'te. Benimkinde biraz daha dar. Bu dönüşleri kolay yapmayı sağlıyor adreste. Yani M-Max'te çok güzel hızlanıyor. Çok güzel duruyor. Lastiklere güvenemediğim için pek yatmadım. Zaten fazla da kullanamadık. Geçen seferki gibi. Ama yine de güzel bir inceleme oldu. Bakalım bagajına da. Bagajları da karşılaştıralım. Ben de açıp bakmamıştım bagajını. Görelim bakalım bagajı nasılmış. Evet arkadaşlar, bu da aynı şekilde açılıyor. Sola doğru çeviriyorsunuz. Bagaj kalktı. Ha, güzel yanı bunun yayı var. Şurada benimkinde yok. Ve de buna kask sığar. Buna kask sığar. Işık yok. Gördüğüm kadarıyla evet, ışık yok. İşte motorla ilgili bilgiler var burada. Benzin alırken bagaj kapağını kaldırmıyorsunuz. Direkt buradan doldurabiliyorsunuz. Trip metresi falan var bunun. Benimkinde olmayan şeyler. Kaç kilometre gittiğinizi yazıyor. Ayrıca şu anda 102 kilometre yapmış arkadaş. Sıfırlamamış bunu. Dediğim gibi ABS'si var. Onun haricinde aletler böyle. Sıfır adresi fiyatı 7100 lira. N-Max'in fiyatı da yine 9400 civarı bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani eğer maddi durumunuz iyiyse M-Max alın. Yok ben daha yeni başlayacağım, öğrenmek istiyorum diyorsanız adres alın. İkisinden de memnun kalırsınız zaten. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler izlediğiniz için.